Çocuklar, ne oluyor burada? Bir şey olduğu yok Tarık. Okulda görülen ilk öğrenci taşkınlığı değil bu. Bu gidişle sonda olmayacak. Neyse, ben hallediyorum, sen merak etme. Hadi git. Şuraları toplayın. Jülide, hayatım iyi misin? İyiyim. Bütün bu olanlar için senden çok özür diliyorum. Bütün hepsi benim suçum. Ozan'ı aramıştım. Senden özür dilesin, gelsin, aranızdaki dargınlık, kırgınlık bitsin istedim ama... Ya bana kızmasını anlıyorum ama seni üzmesi olmuyor. Onunla barışmanız için söylediklerimi yanlış anlamış herhalde. Ve netice bu. Hayatım, sen iyi misin gerçekten? İyiyim, iyiyim. Biraz yalnız kalsam iyi olacak. Tamam. İstersen bütün toplantılarımı iptal edeyim. Bir yemek yiyelim akşam. Yok, ben eve gideyim. Akşam görüşürüz. Ozan, babasının oğlu ne olacak? Bu olan benim başıma bela açacak ya. Hadi bakalım hayırlısı. Ya dünyanın sonu değil ya. Hem senin bir suçun yok ki. Anlatırız bizimkilere olanları. Annem kahrolur Eylül. Beni alıp buralara kadar geldi. Şimdi saçma sapan bir durum yüzünden berbat oldu her şey. Bitti. Benim hayatım burada bitti. Bunun telafisi yok artık. Belki de vardır. Bana bak. Gel buraya. Sil şu gözlerini. Baksana şuraya bak. Şurada duran adam var ya. Mümtaz Bey. Okul yönetim kurulu başkanı. Hem o çocuğun da babası. Ozan'ın. Ya belki bir yardımı dokunur. Hadi kalk kalk. Yürü. Ya Eylül. Belgeler yandı, kül oldu. Zaten kaydın süresi de doldu. Adam yönetim kurulu başkanı olsa ne yapabilir ki? Ya sormaktan zarar gelmez. Hadi yürü. Mümtaz Bey, merhaba. Eylül ben. Sitedeki görevli Yaşar'ın kızı. Kapıcı Yaşar mı? Evet, onun kızıyım. Bu da kuzenim. Kendisi okulumuzun hukuk bölümünü kazandı. Ama kaydını yaptıramıyoruz. Çünkü az önce motor kırdı. Pardon hanımefendi. Mümtaz Bey çok önemli bir toplantıya katılacak. Mümtaz Bey bir saniye. Lütfen rica ederim. Zorluk çıkarmayalım. Ya çok önemli ama. Sadece 2 dakika. Ya bakın. Az önce motor patlaması olduğunda kuzenimin kayıt belgeleri de yandı. Ve onları almazsak kayıt yaptıramayacağız. Sadece bir yardım isteyecektik. Yani Mümtaz Bey'e iletirim ama pek yardımcı olacağını sanmıyorum. Siz yine de iletin. Ne yapacağım ben ya? Allah'ım, ben nereye gideceğim? Kimden yardım isteyeceğim? Kiminle konuşacağım? Ya tamam, üzülme. Belki ben yardımcı olabilirim. Tarık Hoca. Tat bakalım önce. Sakinleş. Önce bir sakin olalım. Halledilemeyecek bir şey değildir eminim. Bir bakardı. İnsanın sanki içini görüyor gibi. Hemencecik güvenirdim. İnanırdım. Bu adam benim yanımda olursa kimse karşımda duramaz. Her şeyin hakkından gelirim derdim.
İyi misin? Demek sabah Ozan'ın peşinden sen o yüzden koşturdun. Söyleseydin o zaman biner arabaya giderdik peşinden. Sizi tanımıyordum ki. Tanışalım o zaman. Ben Tarık. Ben de Aslım. Hanımefendiyi zaten siteden tanıyoruz. Yaşar Bey ile Nuran Hanım'ın biricik kızı. Çok şanslısın. Çok güzel bir ailen var. Hadi üzülme artık sen de. Ben Mümtaz'la konuşur, elimden geleni yapmaya çalışırım. Hem bu kadar çalışmışsın, okul kazanmışsın. Emeklerinin boşa gitmesini istemeyiz, değil mi? Ben size nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Dur daha, bir şey yapmadık. Hem kayıt işin halledilince Roma hukuku dersinde sıkça karşılaşacağız. Derslerine iyi çalışır, yüksek notlar alırsın, ödeşmiş oluruz. Olur mu? Olur. Hocam. Derdimi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bak, senin yaşlarında bir kızım var. Onun da başına böyle bir şey gelmiş olsaydı, ona da birinin yardım etmesini isterdim. Hadi üzülme artık. Müzik.